Aşk, hürriyet ve yaşama dair satırlarıyla edebiyatımızın unutulmazlarından da Sabahattin Ali. Seni seviyorum. Deli gibi değil, gayet aklı başında seviyorum diyerek sevgiye bakış açımızı değiştiren de o. Onu okuyan herkesin kalbine ve aklına dokunmayı başarabilmişti. İnsanlar birbirlerini tanımanın ne kadar güç olduğunu bildikleri için bu zahmetli işe kalkışmaktansa körler gibi rastgele dolaşmayı ve ancak çarpıştıkça birbirlerinin varlığından haberdar olmayı tercih ediyorlar dedi. Ama biz yine de onu tanımak ve sizlere tanıtmak istiyoruz. Her yıl yaz aylarında babam bir kere mutlaka Edremit Kaz Dağları yöresine giderdi. Oradan Ayvalık'a geçer, Ayvalık'tan İzmir'e geçer, İzmir ve civarı. Sabahattin Ali'nin kişiliğini, hayatını, yapıtlarını, onun hakkında yapılan çalışmaları bütün ayrıntılarıyla anlatmak, edebiyat ve sanat görüşünü, politik duruşunu, gözlem yeteneğini ortaya koymak tam anlamıyla mümkün değildir. Kısa hayatına çok şey sığdırmıştır o. Oflu bir baba ve bandırmalı bir anneden 25 Şubat 1907'de Batı Trakya'daki Gümülcine'de dünyaya geldi. Babası Ali Salahattin Bey bir piyade yüzbaşısıydı. Oğluna ismini verdiği Prens Sabahattin ve Tevfik Fikret'le dostlukları bulunan biriydi. Salahattin Bey'in askerlikten istifa etmesi sebebiyle aile Edremit'e yerleşti. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı nedeniyle Salahattin Bey askere alınınca aile Çanakkale'ye geçti. 1918 senesine kadar savaşın olduğu bu bölgede kalmak Sabahattin Ali'yi her anlamda etkilemişti. Çocukluğunun genelinde annesinin rahatsızlığıyla sıkıntılı günler geçiren Sabahattin Ali erken yaşlarda hayat mücadelesinin içinde yer aldı. Histeri olan annesinin tüm olumsuzluklarına kendisi ve iki kardeşi için göğüs gerdiğini düşündüğü babasının onun gözünde çok ayrı bir yeri vardı. Nitekim babasının ardından hayatımın direği yıkıldı sandım diyecektir. Sabahattin Ali'nin eserlerindeki gerçekliğinin temellerini atan Salahattin Bey'in gözündeki değerini onun için yazdığı Babam için adlı şiirinde bulmak mümkündür. Allah'ım işte bugün şu zavallı ömrümün en matemli günü. Elim böğrümde kaldım. Ben Bugün haber aldım babamın öldüğünü. Okumaya düşkün, başarılı, zeki bir çocuktur. 14-15 yaşlarında ilk öyküsü Horoz Mehmet'i kaleme almış ve şiir yazmaya başlamıştır. Okumayı ve okulunu seven Sabahattin Ali için ilk ihbar o yıllarda olur ve intihara giden bu yolda okul gözünde soğur. Öğretmenlerinin desteğiyle Balıkesir'den İstanbul Öğretmen Okulu'na geçiş yapar. Son sınıfı burada tamamlayan Sabahattin Ali 1927 senesinde okulu bitirip Yozgat Cumhuriyet Mektebi'ne atanır. Bir yıl ilkokul öğretmenliği yaptığı Yozgat'ta çok bunalır. İstanbul özlemini, İstanbul hasreti fena halde beni sardı. Evleri, sokakları, denizleri, insanları gözümden gitmiyordu şeklinde ifade ederken Biz siyah fanila için adlı hikayesinin temellerini de bu yıllarda oluşturur. 1920'li yılların sonunda buraya öğrenciliğe gelen Sabahattin Ali burada Kürt mantolu Madonna'yı yazıyor. Bir anlamda kafasında yazıyor. 1928 senesinin yazında İstanbul'a gelen Sabahattin Ali, yurt dışında dil öğrenimi için devletin açtığı sınavı kazanarak Almanya'ya gitti. Bu arada okumalarını yoğunlaştıran özellikle Ivan Turganyev, Maxim Gorki gibi isimleri tanıma fırsatı buldu. Şiir yazmayı da aksatmadı tabi. Daha sonra ülkeye dönüş yaparak öğretmenliğe devam etti. 1930'lu yıllar ilk toplumsal gerçekçi denemelerinin yayımlandığı ve Nazım Hikmetle tanıştığı bir dönemdi. Nazım Hikmet Sabahattin Ali ile tanışmasını şöyle anlatır: "Bir gün dergiye kısa boylu, gözlüklü bir genç geldi. Almanca bildiğini, hikayeler yazdığını ve adının Sabahattin Ali olduğunu söyledi. Hikayelerinden birini bıraktı, çıktı." Bu hikaye orman işçilerinin yaşamı üzerineydi. Alman romantizminin etkisi altında yazılmış olmasına karşın konu ve içerik bakımından Türk edebiyatında bir yenilik oluşturuyordu. Genç adamın yetenekli bir yazar olduğu daha ilk satırlarından anlaşılıyordu. Yazı süreci hızla devam etmekteydi. Ancak ikinci bir ihbar bu sefer onun tutuklanmasına yol açtı onun öğrenciler üzerinde yıkıcı etkisi olduğu ihbarı geldi ve bu onun tutuklanmasına neden oldu. Dava beraatle sonuçlansa da 3 ay süren tutukluluğu onun eserlerindeki karakterlere oluşmasında etkili oldu. Devlet tek suçu halkını sevmek olan Sabahattin Ali'den çok korkuyordu. Ama bu onu yıldırmadı. Yazmaya devam etti. 1930'da öğretmenliğe devam ederken düşüncelerini söylemekten çekinmediği için Komünizm propagandası yapmakla suçlandı. Beraat edene kadar 3 ay hapishanede kaldı. Hapishanede dinlediği hikayeler Kuyucaklı Yusuf'un filizlenmesini sağlayacaktı. Türk edebiyatının dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Kuyucaklı Yusuf romanı, sistemi romantizm felsefesiyle eleştirdiği için diğer köy romanlarından oldukça farklıydı. Etkileyici bir girişle başlayan, her satırında ayrı bir tat ve adeta okuruna 1900'lü yılların başında yaşıyormuş hissi veren, anlatımın sadeliği ve tasvirlerin güzelliğiyle mest eden bir romandır Kuyucaklı Yusuf. En az Kürk Mantolu Madonna kadar okurken şaşıp kalacağınız bir eserdir. Onun herkes tarafından tanınmasını sağlayan Kürk Mantolu Madonna'ya gelecek olursak Romanı Berlin'de geçirdiği iki yıllık öğrencilik yıllarından esinlenerek yazmış olabileceği düşünülüyor. Yürek söken bir Sabahattin Ali eseridir. Yazarı gibi sade ve zarif bu romanı okuduktan sonra kitabı kucağınıza indirir, bir yandan tüm yazılanlara cevap bulmaya çalışırken, bir yandan da 1940'lı yıllarda yayımlanmış olan bu romanın cesaretine, kusursuzluğuna ve zarafetine hayran kalırsınız. Sayfalarca yapılan psikolojik tahliller, yaşamın orta yerinden sökülüp alınmış da sanki an be an dondurulmuş gibi. Hayır, hatta akıp gidiyor tıpkı zaman gibi. Sayfalarda gezinirken bir anda Raif Bey'e, Maria Puder'e dönüşebiliyor insan. Birbirine bu kadar yakışmayan iki insanın birbirini bu kadar açık ve net sevebilmesi iyi ki okumuşum dedirtiyor. Öyle günler gördüm ki Aydın gökler kararıp, Bahtım bir bulut gibi Üstüme çöker oldu. Sen aklıma gelince her şey gülümserdi, Ağaçlar şarkı söyler, Rüzgar tatlı eserdi Diyebilecek kadar naiftir ruhu. 41 yıllık kısa yaşantısına 3 roman, 10 öykü, 2 şiir kitabı sığdırdı. Sadece edebiyata değil, Türk müziğine de Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz, Geçmiyor günler, Aldırma gönül. Ben gene sana vurgunum. Leylim Ley gibi besteler kazandırdı. Vatanını çok seven her yazar gibi bu topraklarda dünyaya gelmenin bedelini oldukça fazla ödedi. Pasaport verilme yasağı olan Sabahattin Ali kaçak olarak Edirne sınırından Bulgaristan'a, daha sonra da Avrupa'ya geçmek ister. Ama kör talihin peşinde olduğunu sonuna kadar anlayamaz beraber yolculuk yaptığı Ali Ertekin tarafından 2 Nisan 1948'de başına defalarca sopayla vurularak öldürülür. Bedeni ise bir çoban tarafından bulunur. Yaşamı böyle vahşice son bulur. Geriye ailesi ve arkadaşları dışında hala artmaya devam eden sevenleri kalır. Türk Edebiyatı'nın en kıymetli yazarlarından biriydi. Fakat bu ülkede kıymetli olan her şey gibi kıymeti anlaşılamadı ve vatan haini ilan edildi. Sanki günümüz için yazılmış bu satırları ise tam 74 sene evvel kaleme almıştı. Namuslu olmak ne zor şeymiş meğer. Bir gün Almanların pabucunu yalayan, ertesi gün İngilizlere takla atan, daha ertesi günde Amerika'ya kavuk sallayan soysuzlar gibi olmak istemedik. Yalnız ve yalnız bir tek milletin önünde secdeye vardık. O da kendi cefakeş milletimizdir. Meğer ne büyük günah işlemişiz. Kanunlu, kanunsuz, baskılar altında ezile ezile pestile döndük. Bugünün itibarlı kişileri gibi kese doldurmadık. Makam peşinde koşmadık. İç ve dış bankalara para yatırmadık. Han, apartman sahibi olmak, sağdan soldan vurmak ve milleti kasıp kavurmak emellerine kapılmadık. Bütün kavgamızda kendimiz için hiçbir şey istemedik. Yalnız ve yalnız bu yurdun bütün yükünü omuzlarında taşıyan milyonlarca insanın derdine derman olacak yolları araştırmak istedik. Bu ne affedilmez suçmuş meğer. Neredeyse yoldan geçerken mide uşakları arkamızdan bağıracaklar. Görüyor musun şu haini? İlle de namuslu kalmak istiyor ve ahengimizi bozuyor. Çalmadan, çırpmadan bize ekmeğimizi verenleri aç Bizi giydirenleri donsuz bırakmadan yaşamak istemek bu kadar güç, bu kadar tehlikeli mi olmalıydı? Namuslu olmak ne zor şeymiş meğer. Bir tek milletin önünde secdeye vardık. O da kendi cefakar milletimizin. Meğer ne büyük günah işlemişiz.